Güvenli bölge ve Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Amerika'dan yapılan çelişkili açıklamalara iki bakanlıktan cevap geldi. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye olarak güvenli bölgede kararlıyız mesajı verdi. Güvenli bölge için gelen tepkilere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan çelişkili açıklamalara karşı Türkiye tavrını net olarak ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalara ilişkin soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlı olduğunu bildirdi. Her türlü terör tehdidine karşı tedbir almasının Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan en temel hakkı olduğunu vurgulayan Aksoy, ABD'li askeri makamların verdikleri sözleri tutmadığını ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacak bir sürecin yürütüldüğünü kaydetti. Bir açıklamada Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Twitter hesabından mesaj paylaşan bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadeleye hazırdır," dedi. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda askerlerin obüs atışı yaparken çekilmiş bir fotoğrafı da yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı bir sonraki paylaşımında da güvenli bölgenin kurulmasının zorunluluk olduğunu, terör koridoruna asla izin verilmeyeceğini ve harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Bakanlığın bu tweetinde de Mehmetçik'le bir Suriyeli çocuk arasındaki sevgiyi gösteren fotoğrafa yer vermesi dikkat çekti.